Cumhuriyetimizin ilanından sonra İslam'ı ortadan kaldırmak ve onun yerine başka bir dini inanç getirmek istediler. Tarih kitaplarımızda İslam'ı yeren çok menfi ifadeler yer aldı. Diyor ki burada Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı diyor. Kur'an ve vahiy bölümünde deniliyor ki Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Görülüyor ki burada tamamen İslam'ın dibine konulan bir takım dinamitler vardır. İslam'ı ortadan kaldırmak ve onu Hazreti Peygamber'in kitabı gibi göstermek isteyen yanlış bir inkar zihniyeti vardır. Vahiy bölümü çok mühim. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayet lüzum ve ihtiyaca göre taklit ediyordu. Açıklamalar işte şu anda gördüğünüz kitapta 1931 yılında liseler için yazılmış olan tarih kitaplarının ikinci cildinde. Bu kitabı hazırlayanların hepsi Atatürk devrinin milletvekilleridir. Şimdi biz Atatürk zamanında görülen ve imzalanan bu kitabın fikirlerini Atatürk bunların altına imzasını koydu diye kabul edebilir miyiz? Hayır, bu yanlıştır.